남은 바닥에 지금 bir dernek kurduk bundan 3 yıl önce. Birbirimize el vererek dost olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk. Aslında büyük bir aile olduk. Bunu başardık el ele vererek. Birimizin sorunu hepimizin oldu. Birimizin başarısı yine hepimizin oldu. Gurur duyduk, onurlandık. Dertlerimize çözüm bulmaya çalıştık. Evet. Biliyorum sorunlarımız çok fazla arkadaşlar. Ama... Yalnız bizim, sizin o kadar kocaman yüreklerimiz var ki her zorluğa rağmen, her türlü acıya, üzüntüye rağmen dimdik ayakta durmayı başaran muhteşem insanlarsınız. Hepinizle çok gurur duyuyorum. Hayata karşı biz karşı yürüyeniz, akışına değil dikine yürüyen insanlarız. Ama başarabildiğimizi de her için çok büyük bir başarıdır. Hepinizde çok çok gurur duyuyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki böyle bir şey oldu, bir araya geldik. Dernekçilik çok zor. Dernek yönetiminde olmak çok zor. 3 yıl içinde gerçekten biz belki bedenen, beynen çok yorulduk. Ama ruhumuz beslendi. Ruhumuz o kadar böyle tatmin oldu ki onun verdiği hazzı, mutluluğu hiçbir sermayede, hiçbir maddiyatta bulamayız. Şu an aramızda Tekirdağ milletvekilimiz Sayın Candan Yüceer bulunmaktadır. Sanırım o da sizlere birkaç kere bir şeyler söylemek isteyecektir. Şefkatin en güzeli İnsan olmanın, insani değerleri bu güzel günlerde sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Sizlerle olmak çok güzel. Allah, tabii burada uzun konuşmalar yapmayacağız. Bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Çok önemli günler bu günler. Çünkü biz istiyoruz ki herkesin yüreğinde merhamet, olsun. İnsanların yüreğinde güzellikler olsun. Bu aylarda amacı değil tabii ki. Amaç ne? Amaç
israftan, değil mi, kaçınmak, nefsimizi, ihtiraslarımızı uzak tutmak, bunları öğrenmek. İşte o yüzden diyoruz ki Allah bizlerden bu duyguları uzak etsin. Geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta önce engelliler haftasıydı. Tabii engellilerin sorunlarını ne haftaya ne aya sığdırmak mümkün. Ben de programlarından dolayı sizlerde olamadım. O yüzden buradan da iki kelam etmek isterim işin açıkçası bu konuda da. Engellilerin sorunlarını duyarlı olmalıyız. İşte bu engelliler haftası özellikle hem duyarlılığı arttırmak için, hem farkındalığı arttırmak için, hem de eksiklerimizi görüp nerelerde yanlış yapıyoruz, nerelerde eksik kalıyoruz, bunları konuşmak için çok büyük bir fırsat aslında. Çok değerli sizler gibi yurttaşlarımız var, hayırsever yurttaşlarımız var ama yeterli değil engelli yurttaşlarımızın sorunları aşmada. O yüzden bizler toplum olarak, devlet olarak engelli yurttaşlarımızın engelsiz bir şekilde önündeki engelleri kaldırarak toplum içinde insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalarını sağlamak zorundayız. Bu engelleri hep beraber aşacağız. Umarım bu Ramazan da buna vesile olur. Bu farkındalığı arttırmaya vesile olur. Ben takdir ediyorum 3 yıldır Şerife Hanım'ın yönetiminin Engelsiz Yaşam Derneği'nin çalışmalarını gerçekten takip ediyorum. Belki çok sık beraber olamadık ama her zaman bir telefon mesafesinde olduk. İnşallah bugünden sonra da bu çalışmalarımızı, bu iletişimimizi daha da güçlendireceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'ın öncelikle engelli yurttaşlarımıza, siz değerli ailelerine, tüm ülkemize hayırlar getirmesini, farkındalığın artırmasını, hepimizin sofrasından Halil İbrahim bereketinin eksilmemesini, bu dayanışma ve kardeşliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.